Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaş pasta yapıyorum, profiterollü. Öncelikle malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı ılık su, 1 su bardağı dolusu nişasta, 1 su bardağı dolusu un, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilin. Malzemelerimi saydığımıza göre tarife geçelim. Kabın içerisine 4 adet yumurtayı koydum. Benim yumurtalarım biraz büyük arkadaşlar. İsterseniz 5 yumurta kullanabilirsiniz. Şekeri döküyorum ve mikserle çırpmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, yumurta ve şekeri iyice çırptım. Beyaz beyaz köpükler oluşana kadar çırpmamız gerekiyor. Çünkü pastamızda yumurta tadı gelmesin. Şimdi hemen suyumu ilave ediyorum. Buradan gerisini spatula yardımı ile yapıyorum. Çünkü kekimizin iyi kabarması açısından mikser kullanmıyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz nasıl güzel kabarıyor şöyle. Hemen unumun yarısını ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilyayı ilave ettikten sonra spatula ile karıştırıyorum. Arkadaşlar, bu pastayı büyük kızımın doğum günü ve onun görümcesinin de doğum günü. Yeşim Çandır, Elif Çandır. Yeşim benim kızım, Elif de benim kızım. İkisinin de doğum gününü buradan kutluyorum. Onlara sürpriz yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı bir şekilde pastayı yapmaya devam ediyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İkisinin de kalbi de gönlü de o kadar güzel ki arkadaşlar, her şey gönüllerince olsun diliyorum. Bu arada bugün kimlerin doğum günü ise bu aracılıkla onların da doğum gününü kutluyorum. Rabbim yollarını hayırlı, huzurlu eylesin hepimizin inşallah. Evet arkadaşlar, kek hamurunu hazırladım. Şöyle akışkanlığında sizlere gösteriyorum. Ben kek hamurunu hazırlarken arkadaşlar, kızım da profiterolleri hazırladı. Profiterol tarifimiz kanalımızda vardır. Oradan bakarak ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye hamurumu döküyorum. Şöyle döküyorum. Kelepçeniz varsa arkadaşlar, büyük tepsiye de koyabilirsiniz. Hepsini boşaltıyorum. 180 derecede ısıtmış olduğum fırına pişirmek üzere koyuyorum. Kekimiz pişerken ben de pastamızın kremasını hazırlamaya başladım. Krema için malzemelerimiz 4 su bardağı soğuk süt, 2 paket krem şanti, 1 paket soğuklar için pasta kreması. Hemen şöyle krem şantileri döküyorum. Üstüne sütü ilave ediyorum. 4 bardağı tamamladıktan sonra mikserle biraz çırpıyorum. Krem şantileri birazcık karıştırdım. Şimdi soğuk pasta kremasını ilave ediyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle biraz karıştırıyorum, etrafa sıçramasın. Şimdi çırpma işlemine devam ediyorum. Kremamız oldu arkadaşlar. Şimdi hemen size kıvamını da gösteriyorum. Şöyle katı bir kıvam olana kadar çırpalım arkadaşlar. Şimdi kremayı buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat dinlendiriyorum. Kekimiz pişti arkadaşlar. Yaklaşık 35-40 dakika pişirdik. Her fırının pişirme özelliği farklı olduğu için kontrol ederek pişirelim. En sonunda da kürdanla test yapalım. Piştiyse kürdana yapışmıyordur. Şimdi kekimizi biraz soğumaya bırakıyorum. Kekimin ön sıcağı soğudu. Şimdi keki şöyle çıkarıyorum. Yumuşacık olmuş arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş yağlı kağıdı sökelim. Kağıdı şöyle yavaşça kaldırıyoruz.
Harika. Sünger gibi bir kek olmuş şöyle. Size de gösteriyorum. Hemen profiterollerimiz de hazır arkadaşlar. Kızım yaptı bunları da. Eline sağlık. Birazdan pastayı yapma işlemine geçeceğiz. Kekim soğudu. Şöyle bir testere dişli bıçakla ikiye kesiyorum. Evet arkadaşlar, kekim yumuşacık, gördüğünüz gibi içi de pişmiş, hamur falan kalmamış. Şimdi kalıbımı ayarlıyorum, pastamı yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, kalıbımın şeklini aldım, şöyle kenarını bıçakla kestim. Şimdi kenar kısımlarını çıkarıyorum. Bunları da pastanın ortasında kullanacağım. Ziyan etmiyoruz. Şimdi pastamı yapmaya başlıyorum. Ben iki kat kestim çünkü arasına profiterol koyacağımız için böyle daha güzel olur arkadaşlar. Eğer sade kremayla yapacaksanız 3 kat da yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir kalıp kullanıyorum. Sizde uygun ne varsa onu kullanabilirsiniz. Hemen kekimin alt tabanını şöyle yerleştiriyorum. Şöyle soğuk sütle her tarafına gezdiriyoruz. Çok da koymayalım arkadaşlar, hamur olmasın. Daha sonrasında kremayı sürmeye başlıyorum. Hemen kremamızdan şöyle alıyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. Kremayı sürdükten sonra profiterolleri yerleştiriyorum. Tekrar profiterollerin üzerine krem şantiden sürmeye devam ediyorum. Aralara şöyle damla çikolata serpiştiriyorum. Tekrar kenarlarından kesmiş olduğum kekleri şöyle diziyorum. Parça kekleri de dizdikten sonra tekrar sütle ıslatıyorum. Aşırı süt koymuyorum. Sadece kek ıslanana kadar koyuyorum. Daha sonra kremayla kapatmaya devam ediyorum. Krem şantıyla kapatmaya başladım. Kremayı sürdükten sonra kekimin son katını koyuyorum. Ve sütle tekrar ıslatıyorum. Keki ıslattıktan sonra tekrar kremayla kapatma işlemine devam ediyorum. Arkadaşlar, kalıbınız varsa kalıp da kullanabilirsiniz. Benim kalıbım yoktu. Böyle yapıyorum. Şimdi kenarlarını yapmaya devam ediyorum. Pastamızı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle spatula ile her tarafını pasta kremasıyla kapladım. Son aşaması kaldı arkadaşlar. Yapmaya devam ediyorum. Pastamı tamamen kremayla kapladım. Şöyle bir aparatla da etrafına desen olsun diye çizik attım. İsterseniz atmaya da bilirsiniz. Şimdi 2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra tekrar üstünün son aşamasında sizlerle de paylaşacağım. 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Şimdi üzerini tekrar profiterolle kapatıyorum. Daha sonra çikolata sosu dökeceğim. Çikolata sosunu da hazır çikolata sosu aldım arkadaşlar. 2,5 su bardağı sütle ateşte kıvam alana kadar kaynattım. Videoyu çok uzatmamak açısından da sizlerle paylaşmadım. Normal hazır çikolata sosu. Şimdi yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi
Çikolata sosumu kepçeye alıyorum. Şöyle üzerlerinden döküyorum. Evet arkadaşlar, pastamızın son hali böyle. Çikolatayla her tarafını kapattım. Kenarlardan da biraz taşırdım görsel olsun diye. Şimdi üzerine kremasından ayırdığım 2 kaşık şantiyi şöyle bir enjektöre koydum. Şimdi üzerine çizikler atıyorum. İsterseniz fındık veya cevizle de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, son süslemesini de yaptık. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. Bir gece dinlendirdikten sonra servisi hazırlıyoruz. Bir gece buzdolabında dinlendirdik. Şimdi servise hazır. Şimdi hemen şöyle mumları dikiyorum. Kızım da burada. Birazdan kutlamasını yapacağız. Servis aşamasında görüşürüz. Arkadaşlar, pastamızı kestik, servise hazırladık. Gerçekten harika bir pasta oldu arkadaşlar. Hem de ev yapımı daha da sağlıklı. Çocuklarınızın, eşinizin, sevdiklerinizin doğum gününde az maliyetle yapabileceğiniz bir tarif oldu. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Videom buraya kadar izlediyseniz, ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.